Herkese merhaba, ben Marbaş Menkul Değerler'den Soner Kuru. Bugünkü yayınımızda borsayı konuşalım istiyoruz. Son dönemde çünkü herkesin gözü kulağı burada. Son 1-2 senedir hızla yükselen borsa İstanbul hisse senetleri son 2 aydır yatırımcısını neden bu kadar üzüyor? Sonrasında da tabii ileri yönelik beklentileri konuşalım. Sadece borsa konuşacağımız bir yayın bu. Öncelikle borsa niye tabii yükseliyor? 2021 Ekim'de faizleri düşürmeye başladığımız dönemden itibaren endeks 1400'dü. Oralardan 8500'e kadar yaklaşık 2 senede piyasanın yükseldiğini ve yükselen enflasyona rağmen enflasyonun 2 katı kadar yükseliş kaydederek yatırımcısını enflasyona karşı koruduğunu gördük. Bu doğrultuda da yatırımcı sayısı 3 milyonlardan 8 milyona geldi. Halk arzlara çok ciddi ilgi oluştu vesaire vesaire. Ama tüm bu yükselişlerin Merkez Bankası para politikaları ekseninde gerçekleştiğini görüyoruz. Çünkü faizler olması gerekenin altında olduğunda para bir şekilde mala, hizmete, borsaya, dövize, altına doğru gidiyor. Zaten son 2 senede altın ithalatımız da yine Cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerinde. Yavaş yavaş orada bir toparlanma var ama bugün borsa konuşacağız. Şimdi son 2 ayda ne oldu? Özellikle seçim sonrası yeni ekonomi yönetimiyle birlikte ilk faiz artışı piyasa beklentilerinin altında kaldı. İkinci faiz artışı piyasa beklentilerinin altında kaldı. Hatırlayalım, Haziran ve Temmuz ayında bu toplantılarda faizler piyasa beklentilerinin altında kalırken Borsa İstanbul çok ciddi yukarı hareketler kaydetti. Seçim öncesi 25 Mayıs'ta 4400 olan endeks Eylül başı 8500'e kadar yükseldi ki %90'lık bir yükseliş hareketinden bahsediyoruz. Ama bir şey oldu. Temmuz ayındaki enflasyon raporu toplantısının ardından Merkez Bankası PPK üyeleri değişti ve sonrasında Ağustos'tan itibaren Merkez Bankası faizleri hep piyasa beklentisinden bir adım ötede arttırarak yürüdü ve şu anda da açıkçası %40'larda bir politika faizimiz var. Ağustos'tan beri zaten piyasa bunu Eylül'de anladı. 11 Eylül 8500 zirvemizin ardından piyasanın patinaj çektiğini, 8500-7500 bandında hareket ettiğini görüyoruz. Bunun da sebebi şu: bir kere 2-3 ay öncesindeki gibi pazarlama bölümlerimiz aktif değil. İnsanlar artık paramı ne yapayım diye sormuyor. %50'ye yakınsayan bir mevduat faizi var. Parasını direkt buraya koyabiliyor basit ve risksiz şekilde. Diğer taraftan hisse senedi taşımanın maliyeti, yani kredili hisse senedi pozisyon taşımanın maliyeti yükseldi. Bir miktar buradan satış geldiğini görüyoruz. Özellikle dikkat edelim, çarşamba günleri genel itibariyle ağır satışlar gördüğümüz günler oluyor. Niye? Çarşamba taşınan kredili pozisyonda yatırımcı 3 günlük hafta sonu faizini ödüyor takas süresinden dolayı. Çarşamba günleri burada tasfiye görüyoruz özellikle. Diğer taraftan son 2 senedir fonlarda, hatta bireysel portföylerde sepet oluştururken mevduatın ağırlığı düşürülmüş, hisse senedi piyasasının ağırlığı çok arttırılmıştı. Şimdi burada da bir miktar sanki mevduatın ağırlığının arttırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Sadece piyasaya alıcı geldikçe de bunları satış yaparak bir miktar mevduata kaydığını görüyoruz. Bu yüzden piyasa yükselemiyor, hatta düşüyor. Düşmesinin sebebi özellikle yabancı yatırımcıya ilişkin beklentiler çok yükselmişti. Özellikle Eylül ayından itibaren OVP'nin ilanıyla birlikte 2023 takvim dönemi içinde ciddi bir yabancı girişi bekleniyordu. Bu olmadı. Bir miktar buna yönelik pozisyonlanmalar vardı. Haliyle mevcut beklentilerde bunların da tasfiye edildiğini görüyoruz. Borsa para politikaları çerçevesinde yükselemiyor. Bir miktar bunun baskısından dolayı da düşüyor diyebiliriz. Peki önümüzdeki döneme ilişkin beklentiler. Şimdi öncelikle biz aşağıda 7500 seviyesinin altında bir kalıcılık oluşmasını beklemiyoruz. Bizim zaten 2 aydır yatırımcılarımıza yaptığımız rehberlikte 8000 altında maliyetler, 8000 üzerinde satış fırsatı bölgesi olarak bunu oku gibi bir kısa vadede trade anlamında rehberliğimiz var. Piyasa öyle gidiyor. O yüzden biz 8000'in altında kalıcılık oluşmasını çok beklemiyoruz. Piyasa 8000'e doğru tekrar yakınsamak isteyecektir. 7500'ün altına gelmesi ihtimalini de zayıf görüyoruz. Yine kalıcılık da beklemediğimizi ifade etmeliyim.
8000 ortalamalarda piyasa bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Ama o uçacak kaçacak beklentimiz de yok açıkçası. Ama 7700'lü seviyelerdeyiz bugün itibariyle. Eğer çok günübirlik trade etmiyorsanız hisse senedinizin, yatırım yaptığınız şirketin hikayesine, makro bir temel beklentilerine, makro beklentilerine güveniyorsanız çok daha sorun yok. Yani yatırımcı hırpalanacağı kadar hırpalandı 7700 itibariyle. Buraların kötü dönemler olduğunu, en kötüler olduğunu düşünüyoruz diyebilirim. Diğer taraftan 2024'ün başlamasıyla birlikte yabancıda bir miktar ivmelenme bekliyoruz yabancı girişinde. Neden? Bundan birkaç hafta önce önemli bir yabancı aracı kurum Türk bankalarıyla ilgili rapor yayınladı. Bankaların hedef fiyatlarını yukarı yönde revize etti. Sonrasında yine 2 hafta önce S&P'nin takvimde olmadık şekilde Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife revize ettiğini gördük. Şimdi bu cuma Moody's'in Türkiye değerlendirme raporu var. Burada da not görünümünde bir yukarı yönde revizyon beklediğimizi ifade etmeliyim. Yani yabancı aralıkta gelmez. İşte Eylül'de OVP ilan ettik. Ekim-Kasım pas geçtik. Burası belki o sürece ilişkin güven anlamında soru işaretleriyle geçti. Aralıkta tatildeler ama Ocak'ta yeni takvim yılıyla birlikte şöyle defteri açıp hesabı kitabı yaparken Türkiye'ye bir miktar fon ayrılacağını açıkçası düşünüyoruz. Bu noktada yeni yılla birlikte beklentiler biraz daha iyimser. İyimser derken yine tekrar dedim, ayakları yere basan bir piyasa olacak. O eski dönem gibi uçan kaçan bir piyasa beklemiyoruz. Ama ocağın ikinci haftasından itibaren 8000 üzerine oturmuş, belki 8500'leri test etmiş, hatta belki devamında 8500'lerin üzerine gidecek bir piyasa yılın ilk çeyreği itibariyle bizi bekliyor olabilir. Bunu ifade edelim. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın sürece yönelik çok önemli açıklamaları olmuştu. Katar dönüşü uçakta açıkçası ne demişti? Para politikalarının etkisi gecikmeli olacak. Yılın ilk yarısı enflasyon yükselecek ama ikinci yarı hızla düşüş göreceğiz. Yani sürece hakimiyetini ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın sürece desteğini bu açıklamalardan açıkçası okuyoruz. Bu da yabancının soru işaretleri noktasında bence önemli belirsizliği ortadan kaldıran bir parametre. Bunu da ifade etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Biz 12 aylık perspektifte enflasyon beklentilerini %44 olarak görüyoruz. Borsa İstanbul endeksinin de minimum %44 kadar yükseliş kaydedeceğini düşünüyoruz. Borsa İstanbul önümüzdeki 12 ayda yatırımcısını enflasyona karşı koruyan enstrüman olmaya devam edecek. Şöyle de bir şey var. Zaten ben 50'ye yakın mevduat alıyorum. Haliyle mevduat da beni enflasyona karşı korur. Ben pozitif reel faiz bölgesinde olduğumuzu düşünüyorum. Ama Türkiye'de biliyorsunuz enflasyon genelde yukarı yönde revize edilerek ilerler. 2024 bu noktada belki bazı enflasyonda yukarı yönlü risklere açık gibi görünüyor. Olur da enflasyonda beklentiler bozulursa Borsa İstanbul hisse senedi piyasası proaktif şekilde buna tepki verecek bir yatırım enstrümanı. Mevduatta veya sabit getir ürünlerde adı üzerine biraz daha sabit oluyor açıkçası. Minimum enflasyon kadar yükselir. Doğru hisseleri, doğru sektörleri seçerseniz yine getiri elde edebilirsiniz. Tabii ki muhakkak yanlış hisselerde de enflasyon altı getiri söz konusu olabilir. Borsa İstanbul yani hisse senedi piyasası en nihayetinde riskli bir piyasa. Risklerden de söz etmeden olmaz. Ama toparlayacak olursak biz Ocak'tan itibaren yabancıda bir ivmelenme bekliyoruz. Piyasanın 7500 altında bir kalıcılık oluşması ihtimalini bu kısa vadede çok zayıf görüyoruz. Yatırımcı bu süreçte hırpalanacağı kadar hırpalandı. En azından büyük kısmını düşüşün gördü gibi bir görüntü var. 12 aylık perspektifte de minimum enflasyon kadar yükseleceğini, enflasyondaki şoklara karşı tepki verebilme kabiliyeti olduğunu ve doğru sektör seçimi noktasında da bunu başarabilenlerin enflasyon üzeri getiri sağlayacağını düşünüyoruz. Çok uzatmadıysak şunu ekleyeyim. 2024'ü bir sektör seçimi noktasında ikiye ayırdık. 2024 ilk yarı biraz daha enflasyon temasıyla geçiyor olacak. Bunlar işte zincir marketler, gıda perakendeciliği, içecek grupları, telekomünikasyon, sigorta. Yanına bankacılığı ekliyoruz. Hizmetler sektörü ağırlıklı bir portföy teması 2024 ilk yarı. İkinci yarıda ise Avrupa'da bir canlanma bekliyoruz. İhracat pazarlarımızda talep düşük. O yüzden ihracatçı, imalatçı, sanayici şirketlerimizde bir miktar baskı var.
ikinci yarı ihracattaki ivmelenme beklentimiz paralelinde biraz daha sanayi endeksinin güç kazanacağını düşünüyoruz. Sektör ve portföy oluşturmada da buna dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biraz uzun bir video oldu. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. ForInvest ailesine, Forex ailesine, kanallarında bana yer verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. İyi seanslar, sağlıklar dilerim.